Değerli basın mensupları Bizleri ekranları karşısında izleyen Sevgili yurttaşlarımız Bildiğiniz gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Gerçekleştiren görüşme sonrasında Gölge Bakanlarımız Bakanlarla bir araya gelmeye Başladı Ben de dün aile ve sosyal hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakan olarak Bakanlığın faaliyet alanına yönelik Olarak partimizin Politikaları bu konudaki yaşanan, bakanlığın faaliyet alanı konusunda yaşanan bir takım sorunlar, buna dair çözüm önerilerimizi iletmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldim. Öncelikle Sayın Bakan'a misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Son derece içten samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik kendisiyle. Görüşmeye Kadın Kolları Genel Sekreterimiz Sayın Mehtap Yücel ile birlikte gitmiştik ve Sayın Bakan'a 11 maddeden oluşan geniş kapsamlı bir dosya sundum. Sayın Bakan sunduğum dosyayı inceleyeceğini, hatta dosyadaki bazı sorulara yazılı olarak yanıt verebileceğini iletti. Gene Sayın Bakan'la bir saati aşan görüşmede öncelikli olarak kadına yönelik şiddet meselesini konuştuk. Bu başlık altında hem İstanbul Sözleşmesi'ni, verilere, sağlıklı verilere ulaşmakta yaşanan sorunları, şönimlerin sayısının yetersizliğini, elektronik kirepçedeki sayısal olarak yetersizlikleri, kadın cinayetlerinin şüpheli ödüm ölüm adı altında kimi zaman gizlendiğini, kapatıldığını, deprem bölgesinde artan kadına yönelik şiddet vakalarını, Gene kades uygulamasındaki bazı eksiklikleri her birini tek tek konuşma imkanımız oldu. Budanmaya çalışılan 6284 no'lu yasa üzerine de gene görüş alışverişinde bulunduk. Sil baştan yazılmaya çalışılan medeni kanun hakkında konuştuk. Dokuzuncu yargı paketi içerisindeki soyadı dayatmasını konuştuk. Kadın yoksulluğunu ve sosyal destekler içerisindeki bazı adaletsizlikleri dile getirdik. Çocuk hakları başlığı altında da bir takım bilgileri, verileri ve vakaları Sayın Bakan'la konuşma imkanımız oldu. Bunlar içerisinde erken yaşta ve zorla evlilikler, çocukların eğitimde yaşadığı fırsat eşitsizlikleri, eğitim dışına itilen çocuklar, çocuk işçiler, karma eğitim tartışması, devlet koruması altındaki çocukların yaşadığı bir takım hak mağduriyetleri, deprem bölgesindeki halen kayıp olduğu bize belirtilen çocuklar ve bu konuları da gene hep dile getirme imkanımız oldu. Tabii Bakanlığın gene faaliyet alanı içerisine giren engelliler, şehit yakınları ve gaziler, romanlar, onların yaşadığı hak mağduriyetleri ve buna dair bir takım çözüm önerilerini de istişare ettik. Ve son olarak da Bakanlığın tarikatlarla ve cemaatlerle yaptığı, imzaladığı bir takım protokoller var. Bu protokolleri hakkında da geniş kapsamlı bir bilgi talep ettik. Bazı sorularımızı dediğim gibi yazılı olarak da ilettik. Gerçekten verimli bir sohbet oldu, yapıcı bir sohbet oldu. Değerli basın mensupları, en sonda söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Görüşmedeki... Umudumuzu büyüten en önemli haber, soyadı düzenlemesinin 9. yargı paketinden çıkarıldığına yönelik aldığımız bilgiydi. Son aldığımız habere göre de sanıyorum kadın örgütlerinin, kadınların, eşitlikçi erkeklerin bu konudaki sesleri duyulmuş. Bakanlık şimdi tekrar yeniden bir değerlendirme yapacak. Dolayısıyla umudumuz yüksek sizlerin de çok iyi bildiği gibi 9. yargı paketi bir süredir ülke gündemini meşgul ediyor ve partimizin meclis grubu özellikle de adalet ve kefek komisyonu üyelerimiz olan milletvekillerimiz Türkiye Kadın Hareketi bu sürecin içinde yer alan eşitlikçi erkekler bizimle benzer nitelikte görüşe sahip olan diğer siyasi partilerin temsilcileri süreçte aslında net bir tavır aldı ve dediler ki soyadı dayatmasına hayır diyoruz. Özellikle 300'den fazla kadın derneğinin bir arada olduğu eşik platformu bir takım açıklamalar yaptı. Basın açıklamaları yaptı ve Anayasa Mahkemesi kararına uyulması gerektiğine dair çağrılarda bulundu. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel salı günü yapmış olduğu grup konuşmasında ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda gene bu konuyu dile getirdi ve hangi soyadını kullanacağına kadınlar kendisi haber kendisi karar versin diyerek de o da net bir tutum sergiledi. Dolayısıyla Süreç henüz kesinleşmiş olmamakla birlikte bu süreçte grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz sabahlara kadar süren komisyon toplantılarında muhteşem performans gösteren tüm vekillerimiz gerçekten her biri çok sağlam bir iradeyle bu dayatmaya hayır dediler. Onun için emeği geçen herkese binlerce teşekkür ediyoruz umut ediyoruz ki bu emekler karşılık bulacak. Değerli basın mensupları, Sayın Bakan ile aynı zamanda tüm kırılgan grupların güçlendirilmesi konusunda da konuştuk. Kadına yönelik şiddet vakaları gündeme geldiğinde Sayın Bakan da kendisinin her cinayet ve şiddet vakasına çok önem verdiklerini, yani bunları tek tek ele almayı önemsediklerini söyledi. Hatta amaçlarının topyekün bir mücadeleyle kadına yönelik mücadele, kadına yönelik şiddeti sıfırlamak olduğunu vurguladı ve Belçika'da bizzat bir kadın cinayetine e, tanıklık ettiğinden de bahsetti. Bunun kendisini çok etkilemiş olduğunu da fark ettim. Yani ben Sayın Bakan'ı bu konuda gerçekten e, samimi ve kararlı buldum. E, önceki bakanın şiddet tolere edilebilir oranda arttı e, dediğini hatırlayınca e, burada Sayın Bakan'ın şiddete karşı sıfır tolerans yaklaşımını önemsedim doğrusu. E, kendisine şiddetle ilgili bir takım verileri sundum ve burada Sayın Bakan da her türlü katkıya açık olduğunu ifade etti. Türkiye'deki kadın örgütleriyle çok yakın temasta olduğumuzu, hatta Bakan'la yapacağımız görüşme öncesinde de onlarla toplantı yaptığımızı, onların görüşlerini aldığımızı belirttim. İstanbul Sözleşmesinin ne kadar vazgeçilmez olduğuna değindim. Kendi alanında altın standart olan ve hani Kadınların can simidi niteliğinde olan İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmediğimizi, vazgeçmeyeceğimizi vurguladım ve Sözleşmenin yeniden yürürlüğe girmesi yönündeki talebimizi ilettim. Türkiye Kadın Hareketinin ve bizlerin çokça altını çizdiği bir unsur var veriye ulaşmakta yaşanılan zorluklar yani şeffaf ve hesap verebilirliğin olmadığı sağlıklı verilere ulaşamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Hatta öyle ki kadın cinayetlerine yönelik olan verileri biz kadın cinayetlerini durduracağız platformunun basına yansıyan haberlerden tek tek çetele tutmasıyla Alabiliyoruz. Oysa ki bu verileri Bakanlıktan almalıyız. Görüşmeye katılan Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Süreya Erkan önemli bir bilgi verdi. Veri ve istatistik için koordinasyon kurulu kurulduğunu söyledi. Ee, bu gerçekten olması gereken bir şey. Aynı zamanda bakanlık tabii koordinatör bakanlık olarak İçişleri Bakanlığı'nı ve Adalet Bakanlığı'nı da bu konuda veri paylaşımına daha fazla teşvik edebilir diye düşünüyorum. Bu bilgiyi de aktarmış oldum. Ee, gene kendisiyle yaptığımız görüşme esnasında, tefek komisyonunda İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerli belirttiği kadın cinayeti verilerinin kadın cinayetini durduracağız platformunun verileriyle asla ve asla uzaktan yakından ilgisi olmadığını, arada bir uçurum olduğunu dile getirdim. Ayrıca şüpheli ölüm konusu biliyorsunuz bizim hep gündemimizde. Çünkü şüpheli ölüm dosyalarının aslında ya gizlenmeye çalışılan bir cinayet vakası, korunmaya çalışılan bir katil arkasında bir takım güçler olan bir katil şeklinde sonuçlandığını hatırlattım. Dolayısıyla hani bu cinayetlerinin üzerinin şüpheli ölüme yönelik olan cinayetlerin üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguladım. ve birkaç örnek verdim kamuoyundan da çok iyi bilinen. Önce şüpheli ölüm dosyası adı altında sümen altı edilmeye çalışılan ancak üzerine gidildiğinde altından cinayet vakası çıkan örnekleri hatırlattım ve mevcutta var olan bir takım örneklerden bahsedip bu vakaların da üzerine gidilmesini talep ettim. Gene günde kaç kadının katledildiğini, cinayete kurban giden kadınların kaçının yargıdan medet umduğunu, kaçının uzaklaştırma kararına rağmen uzaklaştırma kararı verilen erkekler tarafından katledildiğini sordum. Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Özge Ay. Diş. Soruşturma aşamasında tamamlanan, e, soruşturma aşaması tamamlanmadan bunların kadın cinayeti olarak kayıt altına alınamadığını söyledi. Evet, doğru. Ancak bizim kastettiğimiz soruşturma aşaması tamamlanmış. Ancak Üzeri kapatılmaya çalışılan vakalar, bunları da açıklıkla kendileriyle konuşmuş olduk. Ben bu konuda bakanlık yetkililerinin özel bir ihtimam, özel bir hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Yani hakikaten birçok konu üzerinden geçebilme imkanına sahip olduk. Değerli basın mensupları bu arada tabii 6.284 sayılı, kanunun etkin uygulanmaması nedeniyle e, suç duyurusunda bulunan kadınların karakolda şiddet sarmalı uygulayan, kendisine şiddet uygulayan kişiyle barıştırılıp tekrar evine yollanıldığını, o şiddet sarmalının içerisine hapsedilmek durumunda kaldığını da e, hatırlattık kendilerine. E, bunlara dair bir takım örnekler verdik ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin fesinden sonra bu tip vakaların sayısının daha fazla arttığını yani 6284 nolu yasanın da İstanbul sözleşmesinin fesiyle birlikte yeteri kadar etkin uygulanmadığı bilgisini paylaştım ve aldığımız bilgiye göre şu anda 60 binden fazla 6284 kapsamında takip edilen, Dosya var. Bize dün bu bilgiyi iletmiş oldular. Bakanlık yetkilileri şüpheli ölüm vakalarının dosyalarına birçok davada müdahil olduklarından bahsettiler. Bu da oldukça olumlu bulduğumuz bir unsur oldu. Ben tabii özellikle bu Ayşe Tuğba Aslan vakasını hatırlatmak isterim sizlere de. Dün de hatırlattım Sayın Bakan'a. 23 kez suç duyurusunda bulunup, Katledildiğinde çantasından ben öldürüldükten sonra mı beni koruyacaksınız notu çıkmıştı ve e, bu tarzda birçok kız kardeşimizin göz göre göre katledildiğini dolayısıyla e, bu konuların çok net bir şekilde üzerine gidilmesi gerektiğini anlattığımda bakanlık yetkilileri de bu vakaların bir daha yaşanmaması için e, çaba harcalıklarından bahsettiler. Emniyet mensuplarına verecek olan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin ne kadar önemli olduğundan bahsettiğimde ise gene bakanlık yetkilileri ve Sayın Bakan daha doğrusu jandarmanın şu anda bir farkındalık çalışması yaptığından bahsetti. Bakanlık yetkilileri de bu yönde bir takım görüşler bildirdiler. Gene İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak Sayın Bakan'ın bir yorumu oldu. Avrupa'da birçok ülke İstanbul sözleşmesinden geri çekiliyor ancak sözleşme tabii kıymetli bir altyapıya sahip bu noktada 6284 no dünyada eşi benzeri bulunmayan bir sözleşme şeklinde tarifledi 6284 dünyada eşi benzeri bulunmayan bir yasa diye tarifledi Tabii şimdi bu 6284 ile ilgili yapılan tarif 6284 nolu yasa ile ilgili yapılan tarif kıymetli ama şunu belirtmek gerekiyor. İstanbul sözleşmesinden öyle büyük bir geri çekiliş falan yok. Erdoğan sözleşmeyi 2021 yılında fesih etti. Örneğin 2023 yılında Avrupa Parlamentosu birlik genelinde İstanbul sözleşmesinin uygulanmasını kabul etti. Yani aslında sözleşmeye olan destek kararlılık her geçen gün artıyor. Çekilen ülkeler olabilir ama gelişmiş ülkeler tavrını İstanbul Sözleşmesi'nden yana alırken kararlılıkla İstanbul Sözleşmesi'nin önemini kavrarken bunun tarafı olurken bizim tabii İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede üç kez boş ol, boş ol diyerek çıkmış olmamız kabul edilemez. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. 6284 oldu yasaya gelince dün Sayın Bakan'a da anlattım. Ben o dönemde milletvekiliydim. Dolayısıyla o yasanın çıkmasında benim de emeğim oldu ve ilginç olan şuydu. Komisyondan genel kurula inerken yasanın ismi değişmişti. Yani yasanın adı kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası olacak iken Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasına dönüştürüldü. Böylece şiddet gören kadına da şu mesaj verilmiş oldu: Şiddet mi görüyorsun? Öncelik aileyi korumaktır. Kol kırılır, yen içinde kalır. Dolayısıyla bu bakış açısının aslında kadını ailenin içerisinde eriten, birey olarak güçlendirmeyen bir anlayış olduğunun altını çizdim. Aile bütünlüğü elbette önemli bunu vurguladığında Sayın Bakan da zaten e, elbette dedi aile bütünlüğü önemli ama hangi ailelerin bütünlüğü önemli? Sağlıklı ailelerin bütünlüğü önemli. E, bu da önemli bir vurguydu diye düşünüyorum. Kendisi sağlıklı aileleri korumak istediklerini, kadını güçlendirmek için eylem planları olduğunu ve e, hani keşke vakaları sıfırlayabilsek ifadesiyle de bu konunun e, arkasında olduğunu ifade etti. Ama e, hakikaten e, kadının birey olarak güçlendirilmesi gerekiyor bu bizim dünkü görüşmemizde de çokça üzerinde durduğumuz bir unsurdu bakanlık yetkilileri de bu konuda bir takım çalışmalar yapıldığını bu çalışmaların hızlandırıldığını söyledi Tabii bu çalışmaları da Bizler büyük bir itinayla takip ediyor olacağız önümüzdeki dönemde. Gene Sayın Bakan, kadınların istihdamda güçlendirilmesi, daha fazla ekonomiye katılımının sağlanması, daha ekonomik olarak da güçlendirilmesi, kendi ayakları üzerinde duracağı bir ortam yaratılması, bu alanda da Farkındalık çalışması yürüterek kadınların kendi ekmeğini tutma noktasında bir takım projeleri olduğunu ifade etti. Yani bunlar önemli bilgiler, değerli bilgiler ve e, tabii e, kadına yönelik şiddetten bahsettik demiştim. Değerli basın mensupları biliyorsunuz bizim bir yaşamak projemiz var. 7/24 faaliyet gösteren bir çağrı merkezimiz var ve bu çağrı merkezimiz kanalıyla e, ücretsiz hukuki destek, psikolojik destek ve birçok alanda şiddet mağduru kadınlara, istismara uğrayan çocuklara destekler sunuyoruz. Destek hizmetleri veriyoruz. Ve son dönemlerde bu 6 Şubat depreminden sonra deprem bölgesinden mağdur kadınlardan gelen telefon sayısının çok arttığını ve kendilerine bu şikayetleri iletmek istediğimizi, kadınların ciddi bir güvenlik problemi yaşadığını, çocukların ciddi istismar sorunları yaşadığını söyledim. Sayın Bakan da bu alanda uluslararası kurumlarla da çalışmalar yürüttüklerinden bahsetti. Hatta sadece deprem bölgesinde değil, hani Genel olarak şikayet vakalarının kendilerine iletilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması noktasında bir takım çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Yani deprem bölgesinde şu tip sorunlar da var örneğin konteyner bölgesinde aydınlatma yeteri kadar iyi değil. Ortak kullanım alanları var, lobaların olduğu yerler gibi ve buraların hani özel bir aydınlatmaya ihtiyacı var. biraz hani bu konuları detaylı olarak konuşabileceğimiz bir dünkü görüşmemizde bir altyapı oluşmuş oldu. Dediğim gibi bundan sonra bu tarz yaşanan sorunları tek tek bakanlığa iletiyor olacağız buradan deprem bölgesindeki kız kardeşlerimize de seslenmek isterim. Bizimle temas kurduklarında ya da doğrudan bakanlıkla temas kurduklarında yaşadıkları sorunların özellikle güvenlikle ilgili yaşadıkları sorunların çözüm noktasında bizler de elimiz her zaman olduğu gibi değil elimizi gövdemizi her zaman olduğu gibi taşın altına koymaya hazır durumdayız. Yine Sayın Bakan'la KADES uygulamasını konuştuk. Bu önemli bir uygulama aslında. Ancak tabii Türkiye'de akıllı telefon kullanan kişi sayısı, kadın sayısı sınırlı. internete erişim her yerde mümkün değil. Dolayısıyla her şiddet mağduru olan ya da şiddet görme potansiyeli olan kadın açısından KADES yeterli gelmeyebilir. O yüzden aslında temelde yapılması gereken şey belli. Şiddeti durdurmak, eşit bir Türkiye inşa etmek Gene emniyet verilerini paylaşarak yapılan başvuru sayısını karşılamayan nitelikte elektronik kelepçe olduğundan bahsettim. Yani elektronik kelepçe sayısının yetersizliğinden bahsettim. Ve orada bakanlık yetkilileri şu anda 744 bakanın elektronik kelepçeyle aktif olarak takipte olduğunu bildirdiler. Bizim için gene şönimler çok önemli. Şiddet mağduru kadınlar açısından şiddet önleme merkezleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri gerçekten çok önemli. Ancak sayıca yetersiz. Şu anda Türkiye'de 82 şönim var. Sayın Bakan'a bundan bahsettim. O da hatta 6 şönim daha açılacağını söyledi. Sosyal hizmet merkezlerinin şönimlerin yerine git, geçmediğini vurguladım. Şu an Türkiye'de 353 sosyal hizmet merkezi var ama ikisi aynı amaç için düşünülemez. Dolayısıyla şönimlerin sayısının da önümüzdeki günlerde daha fazla artacağını, özellikle deprem bölgesinde şönimleri açma yönünde bir takım çalışmaları olduğu bilgisini aldım. Bunu da gene değerli bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak isterim. Ee, Sayın Bakan'la bir konuda fikir birliğine e, varamadık. Biz terminoloji olarak konuk evini doğru bulmuyoruz. Çünkü kadınların kendini can havliyle attığı yer olan sığınma evi, sığınak ifadesinin doğru bir ifade olduğu kanaatindeyiz, böyle bir görüşteyiz. Ee, ama kendisi bu şekilde düşünmüyor. Ee, burada farklı bir görüş ayrılığımız var. Bunun üzerinde de gene e, farklı görüşlerde olsak da kendi bakış açılarımızı paylaşabildiğimiz bir ortam sağladık dün. Ee, gene e, yoksulluk hakkında da konuştuk. Hepimizin bildiği bir gerçek var. Türkiye'de yoksulluktan en fazla etkilenen kesim hep en kırılgan gruplar oluyor. Dolayısıyla burada Mart 2024 tarihinde Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunda altında Türkiye'nin de imzası olan bir ortak kararı hatırlattım Sayın Bakan'a. Bu karara göre haneye değil kişiye dayalı bir veri sistemine geçilecek. Dolayısıyla hane içerisindeki kadın yoksulluğu, engelli yoksulluğu, bakıma muhtaç kişi yoksulluğu da daha net bir şekilde tespit edilebilecek. Buradan şunu kastediyoruz aslında. Örneğin bir haneye asgari ücret tutarında gelir giriyor olabilir. 17.002 lira. Ancak o hanede yaşayan kadının değil 170 lira 17 TL bile kendine ait olan bir parası olmayabilir. O yüzden hani biz bu konuda haneye değil kişiye dayalı veri sistemi kurulması, oluşturulması konusunda. Bakanlığın gerek çalışmaları başlatıp başlatmadığını da öğrenmek istedik. Bunu da sorduk. Gene vergi adaletinde kadın yoksulluğuna yönelik ne gibi çalışmalar yapıldığı konusuna, konusunda sorular yönelttik. Gene bakanlık bütçesinde bir takım konuları gündeme getirdik. Örneğin bakanlık bütçesine yer alan 8 maddeden kadının güçlendirilmesine yönelik olan 7. maddede Yedinci kriterde toplam bütçe içerisindeki payın çok düşük olduğunu, binde 8.6 oranında olduğunu Sayın Bakan'a ifade ettim. O da bu oranın yükseltildiğini, yükseliş oranını da bize daha sonra yazılı olarak bildireceklerini söyledi. Ama yani binde 8.6 asla ve asla kabul edilemez. Tekrar söylüyorum, kadını güçlendirmek önemli. Kadını ailenin içinde eritmek değil, Dün bunu birçok kez tekrar vurgulama imkanını da yakalamış olduk. Ayrıca 2024'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkan bir genelge oldu hatırlayacaksınız. Bu genelgede ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik bir koordinasyon kurulu kurulacağından ve kurul aileye yönelik sorunların tespitini yapacağından çözüm önerilerini geliştireceğinden bahsediliyor bu genelge bunları kapsıyor ama tabii bakıldığında bu genelgeye baktığımızda adeta bir paralel bakanlık kuruluyor gibi bir algıya kapıldık. Paralel zaten hepimizin uzak durmak istediği bir kelime haline geldi. Ama bakanlığa paralel bir bakanlık niye kuruluyor? Bakanlığın zaten 81 ilde şubeleri var, müdürlükleri var, bürokratları var. Yani bu genelgeyle ne planlanmak isteniyor diye sordum. Sayın bakan da aslında bu süreçte kendisinin başkanlığı altında Adalet Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından, İçişleri Bakanlığından, Milli Eğitim Bakanlığından bakanlık yardımcılarının katılacağı bir koordinasyon sürecinin yürütüleceğinden, bunun aynı zamanda bir denetim fonksiyonu da göreceğinden bahsetti. Yine bu konuda da yazılı olarak detaylı bilgi vereceklerini aktardı. Ve Değerli basın mensupları, bizleri ekranları karşısında izleyen kıymetli izleyicilerimiz, son olarak sayın bakanla bizim de çok üzerine titrediğimiz çocuklarımızla ilgili olarak bir konuyu gündeme getirdik. Cemaat ve tarikatlara bağlı derneklerle bakanlığın imzaladığı bir takım protokoller'i basından takip ettiğimizi, bu protokollerin neden imzalandığını sorduk. Nur cemaatine bağlı Hayrat İnsani Yardım Derneği arasında imzalanan protokolü. Menzil cemaatine bağlı Beşir Derneği ile yapılan protokolü hatırlattım kendisine. Protokole göre Beşir Derneği çocuk evleri açma yetkisine sahip. Yani bakanlık niye kendisi çocuk evi açmıyor da bunu bir tarikat'a veriyor, neden bir cemaate veriyor diye sordum. Sayın Bakan bu konuyu araştıracağını söyledi. Özetlemek gerekirse dediğim gibi birçok konunun gündeme getirildiği son derece verimli, samimi ve açık bir görüşmeydi. Ben hakikaten bu karşılıklı iletişimi çok değerli buldum. Ve önümüzdeki süreçte tekrar da bir araya geleceğimizin e, sinyallerini aldım. Bunu da gene çok e, anlamlı buluyorum. Çünkü önemli olan ülke sorunlarının çözülmesi, önemli olan halkın sesimize sesine ses katmak. Dolayısıyla bundan sonraki yapılacak olan görüşmelerde belki tematik olarak özel dosyalar oluşturularak e, kırılgan grupların yaşadığı sorunların tek tek konuşulacağı nitelikte toplantılar yapılabilir. Ben e, Sayın Bakan'ın bu konudaki samimi tavrına e, ilişkin edindiğim izlenim dolayı Bu görüşmelerin dediğim gibi belli bir periyotta yineleneceğini anlıyorum, bunu hissediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde gene bunları konuşa konuşa, paylaşa paylaşa ama aynı zamanda bizler muhalefet olmanın gerekliğini yerine getirerek bir takım uyarılarda buluna buluna yurttaşlarımızın sorunlarını çözmeye ve bu konuda onların seslerine ses katmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.